Aa, oğlum. Sen ne kadar çalışkan biriymişsin ya böyle. Yani ben çoktan çıkmışsındır sandım ama hala içeride çalışıyor dediler. Hoş geldin. Otursana. Ne kadar sevimli bir ofisin varmış. Niye hiç çağırmadın beni? Bilmem, hiç sormadın ki. Ben de görmek isteyeceğini düşünmedim hiç. Niye görmek istemeyeyim? İsterim tabii. Ya senin bir kahven varmış Tolga. Bayağı kilosu 5.000 euroymuş. Yani bütün İstanbul onu konuşuyor. Ben hatta onun için geldim. Ne kahveymiş ya. Dilden dile efsane gibi yayılıyor. Ayrıca yok artık yani, 5.000 euro falan değil. Ne kadar? 2.500 dolar. Bir şey değilmiş. Abartmışlar yani. Yani 2.500 dolar dediğin nedir? Bedavaymış ya. Ben bayağı her gün hatta kahve için veriyorum yani. 300 dolar, 500 dolar nedir ki? 2.500 dolar. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. Nasıl? Çok iyi. Ya dalga geçiyordun. Yine o kadar etmez ama iyi. Yarın mahkememe gelecek misin? Yarın mıydı o? Yarındı. Yarın... Aa, yarın Tayvan'dan çok önemli bir müşterim gelecekti. O yüzden gelemeyeceğim galiba. Tayvan'dan. Anladım. Yani işin olduğu için gelemeyeceksin. Hiç başlamayalım. Ben zaten New York'a gideceğim dememle hiçbir alakası yok. Tabii tabii, hiç alakası yok onunla. Neyse, zaten çok büyük ihtimalle beraat edecekmişim. Yani Sezai amca öyle söyledi. Mutlaka arayıp haber veririm. Ya da mesaj atarım. Yani toplantıda falan olabilirsin, rahatsız etmeyin. Olur, ikisi de olur yani, nasıl istersen. Ama şeyi mutlaka bekliyorum. Bu zafer işaretiyle bir fotoğraf mutlaka bekliyorum. Mutlaka atacağım. Mutlaka atalım. Şerefsizin rahatlığına bak, İstanbul'a gelmiş. Dışarıda çok dolanma oğlum. Ne oldu? Yok bir şey. Hayır, var bir şey. Söylesene, ne oldu? Tim. İstanbul'a gelmiş. İnadıma yapar gibi. Sırf ben göreyim diye. Bak, nasıl eğleniyorum diyor. Teşekkür ederim kahve için. Haberleşiriz olur mu? Ben gideyim artık. Hı. Sıkma canını. Alo Tolga, ben bir konuşmamız lazım. Suçu oğluma attığın yetmedi, gelip bir de burada alem yapıyorsun ha? Sen suçu benim kardeşime atarsın ha? Aa!
Sizin de hayatınızı bitireceğim lan. Bitir lan Yusuf. Bitir.